Saadet Partisi Kütahya 1. sıra milletvekili adayı Halil Hamzoğlu yaptığı açıklamada proje ve hedeflerini anlattı. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi Milli İttifak Kütahya 1. sıra milletvekili adayı Halil Hamzoğlu, Saadet Partisi iktidarında milletin vicdanının sesine tercüman olunacak dedi. Hamzoğlu, adalete dayalı düzen kuracaklarını belirterek, biz bütün çalışmalarımızda Allah'ın rızasını gözeterek yapacağız. Hedefimiz sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada huzur ve barışı tesis etmek için çalışacağız. Adalete dayalı bir dünya düzeni kuracağız. Bunun için öncelikle güçlü bir Türkiye haline gelmek gerekir. Kavganın olmadığı, kavga olmaması için adaletin tesis edilmesi gerekir. İnşallah seçimlere giderken bu kadro ile hedeflerini bilen ve ne yapması gereken insanlar olarak amacımıza ulaşacağız. İnanıyorum ki Cenab-ı Hak zor zamanlarda kendilerine inananların yanındadır ve dualarına icabet eder dedi. Sorunlara merhem olacak. Seçim beyannamesiyle Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi Milli İttifakı ile seçim meydanlarındaki yerini aldıklarını dile getiren Halil Hamzoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü. Türkiye'nin kalıtsal hale gelmiş bir türlü çözülemeyen sorunlarına adeta reçete olacak seçim beyannamemizde emekliden öğrenciye, ev hanımından sanayiciye kadar her kesim ilgilendiren sorunlara merhem olacak maddeler bulunmaktadır. Milletin vicdanının sesine tercüman olunacaktır. Halkın her türlü öneri ve teklifi titizlikle dikkate alınacaktır. İşi ehline vereceğiz. Kardeşliği tesis edeceğiz. Şehir strateji birimleri kurulacaktır. Ekonomide havuz sistemi hayata geçirilecektir. Dış ticaret ajansları kurulacak. Tarım stratejik sektör olarak kabul edilecektir. Şeker fabrikaları özelleştirmeden çıkarılacaktır. Esnafa çözüm ortağı olacağız. Ulaşımda milli teknoloji harekete geçirilecek. Türkiye'nin tamamı yaşanabilir bir hale getirilecek. Üniversite öğrencilerine rehberlik ve danışmanlık gelir kapısı açılacak. Dış politikada kardeşlik esas alınacak. Kıbrıs davasından asla vazgeçilmeyecektir. Unutulan D8 canlandırılacaktır. Ve her işimizde mutlaka Allah'ın rızasını gözeteceğiz. İttifakı Allah'ın izniyle gerçekleştirdiklerini belirten Kütahya Milletvekili adayı Halil Hamzoğlu, biz bütün çalışmalarımızı Allah'ın rızasını gözeterek yapacağız. Hedefimiz sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada huzur ve barışı tesis etmek için çalışacağız. Adalete dayalı bir dünya düzeni kuracağız. İnanıyoruz ki burada Malazgirt'in, Çanakkale'nin ruhu, inanıyorum ki burada ömrünü milletine adamış, zindanlarda dört duvar arasında dahi kendini vatanına adayanların, bayrağına adayanların, inançlarına adayanların, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir diyenlerin ruhları vardır. Herkesin kaçacak delik aradığı dönemde milletine namusunu çevirmiş tanka selam durmam diyen şehit liderin ruhu burada. Türkiye, Suriye olmayacak diyenlerin ruhları burada. İttifak Allah'ın izniyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz ve bu ittifakla milletimizin yüzünü güldüreceğiz inşallah dedi.